Ne olur affet, bir daha üzmem seni dediler. Affettikçe mahvettiler. Kötü günde eksik olan birine, iyi günde ihtiyaç kalmaz. Değer verdiğin insanların vefasızlıklarını görünce, kıymet bilene denk gelesin, temennisi ne büyük duaymış diyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, olduğunuz yerde değil, düşündüğünüz yerdesinizdir. Ne kadar güzel bir söz, öyle bir yolcu ol ki, dünyayı kendine azık et, yazık etme. Seni anlamıyorum diyen insanlara de ki, hissetmediğin bir şeyi anlayamazsın. Yaprak gibi düşer insanlarda, kimi akla, kimi kalbe, kimi ayaklar altına. Asla kimsenin umudunu kırma, belki de sahip oldukları tek şey odur. Herkesin yükü var bu hayatta, kimi kaderini, kimi de kederini taşır heybesinde. Hasretlerle geçen bir hayat işte, hem her yere hem de hiçbir yere ait olamamak. İnsanlar iyi biri olmaktan çok iyi biriymiş gibi olmayı öğrenmiş maalesef. Bir insanın başına gelebilecek en güzel şey, sevdiğinin diline dua olmaktır. Hayatımda yaptığım en doğru şey susmak oldu. Konuştuklarım kadar acıtmadı canımı. Ya vazgeçersin, ya vazgeçilersin. Arası yok, zorlamayın. Öyle ki sen bile kalmaz senden geriye. Kaybettiğimiz her şey bir kayıp değildir. Değerimizin farkında olmayanları bırakmak yeni bir hayattır. Eve gidince haber ver diyen biri varsa hayatınızda, onu asla kaybetmeyin. İnsan bazen kendi içiyle konuşur, susa susa. Suya yazıyorum artık yüreğimdekileri. Ne taşıyor, ne de haddini aşıyor. Yorgun adamları sevmek lazımdı belki de. Acıyı derinden bilen, acılarına teselli olan, dinleyen ve dinlendiren, sakalları parfüm değil de güven kokan, makyajını değil de gözlerinin gülüşünü seven ve sen kendinden vazgeçsen bile senden vazgeçmeyen. Öyledir bizde sevmek, kedi olsun, insan olsun, böyle işten, böyle sarıla sarıla, böyle koklaya koklaya. Sevdiğin kadar bekler, sevdiğin kadar affeder, sevdiğin kadar kırılırsın ama asla sevdiğin kadar sevilmezsin. Sonra bir yaprak konar gönlünün bir kenarına. Anlarsın sonbahar gelmiş. Ne yaprakta takat kalmış, tekrar rüzgara kapılacak, ne de gönlünde onu ağırlayacak derman. Zenginlik
kimsenin senden alamayacağı değerlerin toplamıdır. Senin bilgindir, ahlakındır, özgüvenin, terbiyen, letafetin, tebessümündür. Usta be, şimdi herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız. Çok erken geçtik hayattan, çok çabuk yorulduk. Oysa henüz yarısına bile gelmedik yaşamın. Her şeyi çok iyi anlamanın, her şeyin boş olduğunu bilmenin verdiği yorgunluk bu. Genç ihtiyarladık. Yaşadığını sanıyorsun, sonlara bir şarkı çalıyor, yaşayamadıkların geliyor aklına. Hayallerin, özlemlerin, yarım kalanlar veya hiç başlayamadıkların, sonra mı, sonrası, hep ziyan. Ne güzel demiş Nazım Hikmet, yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir adamın omzuna ağır gelir. Hayat işte, kırmayayım derken en çok sen kırılıyorsun. Üzmeyeyim derken en çok sen üzülüyorsun. Dünyanın neresinde olursanız olun, olduğunuz yerde değil, düşündüğünüz yerdesinizdir. Ey gönül, varlığı en güzel anlatan yokluktur. İnsan kaybedince anlamaz mı elindekilerinin kıymetini? Bundan sonra sadece yaşanacak güzel günler için müsait. Susarak katlanıyoruz her mutsuzluğa. Sabırlı insanlara dikkat edin. Onlar sabırları tükendiğinde gemileri değil, limanları yakarlar. Güven hissi veren en kısa cümle, seni Allah'a emanet ettim. Adalet hissi veren en kısa cümle, seni Allah'a havale ettim. Herkes yerini kendi seçer ve herkes yüreğinin ekmeğini yesin. Ne ölümün hüznü var, ne hayatın neşesi. Nasılsın samimiyetsizliği ile iyiyim sahtekarlığı arasında bir yerdeyiz. Her şeyi söyleyen bakışlar da var. Hiçbir şey ifade etmeyen sözler de. Kimse boşuna girmemiştir hayatınıza. Ya imtihandır, ya armağan. Ey aşık, korkma, sev. Öldüğün yerde değil, dirildiğin yerde sev. Sana mana katanı sev. İki iken bir olabileceğini sev. Ona sahip çıkamam diye korkma. İkinize de sahip çıkan var nasıl olsa. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Bir bakmışsınız, yoksunuz. Yokluğun bu kadar kolay olduğu bir dünyada kimse kimseye kötülük etmesin inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. Lütfen hepinizden rica ediyorum, bu güzel çalışmalarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız belki daha farklı, daha güzel, daha yeni yüreklerin sesleri olabiliriz. Belki onlar da bulabilirler bizim sayfamızdaki videolarda kendilerini, kendi içinden geçirdiklerini ama dile dökemediklerini. Allah hepinizden razı olsun.
İyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Bunu canı gönülden söylüyorum, Rabbim şahit. Hepinizi çok seviyorum Allah için. Selametle kalın inşallah.